الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün kısa surelerimizden olan halkımızın dilinde "Kul ya eyyühel kafirun" resmi musaflarımızda "Kafirun" suresi diye geçen sure-i celilenin kısaca manasını anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Ben bu sureyi kaç defa anlatmışımdır İstanbul şehrinde. 50'nin üzerinde anlatmışımdır bir kere yani kesin. Ama ben buraya gelirken bile iyi hazırlık yaparak geldim. Yine de yeni şeyler söylüyor sure-i celile. Onun için kıyamete kadar. Güneşi biz abi 80 yıldır gördük. Yani neyini göreceğim diyor musunuz? Her sabah yeniden güneşten yararlanıyoruz biz. Güneşi yaratan Allah Celle Celaluhu. Ayetleri indiren de yine Allah Celle Celaluhu. Ya ben 30 yıldır bu havayı alıyorum abi yeter be diyeniniz var mı? Yeniden çekiyoruz. Havayı yaratan Allah Celle Celaluhu. Kitabı indiren de yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Surenin birinci ilk kelimesi kul. Kul kelimesi. Kale yekul den medreseye veya hocaya gidenlerimiz, Arap öğrencilerimiz bilir. Kale yekul den emri hazır diye gelir. Kul söyle. Söyle diyor. Kime diyor? İlk önce sevgili peygamberimize. Sevgili peygamberimize diyor ki söyle. Öyleyse biz söz tutanız aslında biz. Söz sahibi Allah Celle Celaluhu. Kelamın sahibi Allah Celle Celaluhu. Bize onun sözünü yayma şerefini vermiş Allah Celle Celaluhu. Başkaları da Trump'ın sözünü yayıyor, Putin'in sözünü yayıyor, Çingin'in sözünü yayıyor. Çin devlet başkanının adı da Çingin'miş. Çingin'in sözünü yayma göreviyle. Bazıları da kendi kabilesinin, kendi aşiretinin, kendi efendim bağlı olduğu kişinin sözünü yayarak kendi kişiliğini yok ediyor. Biz ise bütün 8 milyarı yaratan, bütün profesörleri, bütün hikmet sahibi insanları, filozofları, bilim adamlarını, Nobel ödülü alanlarını dahi yaratan Allah Celle Celaluhu'nun sözünü yaymakla, önce kendimizde uygulamakla, sonra da yaymakla görevliyiz. Onun için kul kelimesini mutlaka okuyacağız. Bazı kişiler bayağı oldu ya mesela bunu okuyalı 30-40 yıl oldu. Efendim ya diye başlasa olmaz mı? Yani kulu kaldırsak çünkü şu anda ben konuşuyorum. Arapça dil kramer kurallarına göre de uygundur o. Nasıl ki bazı ayetler var. Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühel kafirun, ya eyyühennas diye başlar ya. Bu ayete de biz onu kaldırsak da tekrif edildi yani. Mısır'da şurada burada bazıları. Ya bu diye başlamak olmaz. Ya diye başlayalım. Derler. Yani ya eyyühel kafirun. Şey olarak, gramer olarak, Arap dil bilgisi olarak kusur yok. Normali de o. Ama biz o söz bize ait değil ki. Sözün sahibi Allah Celle Celaluhu bana emrediyor. Şu anda bana emrediyor, sana emrediyor. Yani okurken herhangi bir yerde sen o emri yerine getirdiğini söylüyorsun. Bir. İki. Şimdi ağır bir cümleyi kullanıyoruz biz. Ey kafir! Diyoruz. Bu ağır bir cümle. Ağır bir cümle olduğu nereden belli? Osmanlı'nın son dönemlerinde o günün meşrutiyet kanunları içerisinde maddenin biri de şu. İstanbul sokaklarında ilan edilmiş dellallar. Ey ahali kanun yayınlanınca.
Bundan sonra gavura gavur denmeyecek. Adamlar bastırmışlar. Batı'nın bizden istediklerinden biri de bu. Gavura gavur denmeyecek. 20 yıl önce yine gündeme geldi bu. Evet, bu diyalog konuşmaları yapıldığı dönemlerde bana aklı başında adını sizin de bildiğiniz adam dedi ki ya hocam bundan sonra gavura gavur demeyelim be. Adamlar üzülüyorlar diyor. Avrupalılar üzülürlermiş bundan dolayı. Dedim sen namazını kılan bir adamsın, beş vaktini kılarım. Sevgili Peygamberimiz sabah namazının sünnetinde birinci rekatta kul ya eyyühe kafiru, ikinci rekatta da kul hüvallahu ahad surelerini çoğunlukla okurmuş. Sen dedim bugün okuyacak olsam ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım dedi. Ya eyyuhel kafirun, ey kafirler demeyeceğim dedi. Hiç aklıma gelmedi, vazgeçtim dedi. Yani bana olan teklifini hiç aklıma gelmedi, vazgeçtim diyor. Şimdi biz kul kelimesini söylemekle karşı tarafa diyoruz ki sana kafir diyen ben değilim. Öyle bir sözü söyleme hakkım da yok benim. Ben senin içini bilmem, dışını bilmem. Bu sözü ben söylemiyorum. Ben sana bir şey söylüyorum ama bana ait değil. Ya şu anda senin kalbini çalıştıran, kanını akıtan, yani bütün hücrelerine kadar kanını götüren, saçından tırnağına kadar sana hayat veren, sana kafir kelimesini kullanıyor. Sen kendi yapıyorsun kendine. Kendi ayağına kendi baltayı vuruyorsun. İyi bir insanken kötülük elbisesini giymişsin. Anlamına gelir kul kelimesini söylemem. Ben söylemiyorum. Seni yaratan sana benim bunu söylememi söylüyor. Ve ben de bunu sana söylüyorum. Bunu da şu anlamda söylemiyoruz. Hakaret anlamında söylemiyoruz. Aşağılama anlamında söylemiyoruz. Ya sen iyi bir insandın aslında. Çocukken doğduğunda tertemiz adamdın. Sonra seni anan, baban veya çevren gavur etmiş. Biz üzülüyoruz senin gavur olmana. Hani ananın kaçmakta olan çocuğuna arkasından bağırır gibi oğlum, kızım diye bağırır gibi bir bağırmadır bizim. Orada dört elif miktarı çekişimiz ya. Dört elif miktarı. Türkçesini bunu söyleyelim bir. Ey gavurlar. Derken kaybolmuş cehenneme doğru koşanın arkasından bağırıyoruz. Yahu etme, gitme, düşeceksin. Düşeceksin anlamındadır. Bu. Bunu anlatamadık biz. Yani adam diyor ki siz bizi aşağılıyorsunuz. Ya biz aşağılamıyoruz. Seni yaratan diyor ki, ya sen benim verdiğim ekmeği yiyorsun, benim verdiğim hücrelerine kadar ki doktor bilmiyor ne hücremde neyin olduğunu. Bu sene Nobel ödülü aldı bir Japon. Yani bizim gözle göremeyeceğimiz hücrenin içerisinde atık maddelerimiz varmış, çöpler varmış. Onu tespit yapmış da adam ödülü oradan aldı. Dünyaca bir ödül aldı yani, çok kaliteli bir ödül aldı adam. Bizim gözle göremeyeceğimiz trilyonlarca hücremizin birini almış, ona iyice 2 sene, 3 sene, 5 sene bakmış, sonunda demiş ki o da kullanamadıklarını, atamadıklarını bir yere depo ediyormuş. Ve o depo edilene de yok olması için aç kalması gerekiyormuş insanın. Aç kalınca kendi kendine onu yermiş, o çöpünü yermiş bu sefer. Gözle göremeyecek kadar küçük hücremiz. Bütün bunları bilen, yaratan, yaşatan Allah Celle Celaluhu sana yavur diyor. Biz de bundan sevinmiyoruz. Üzülüyoruz. Senin yavur olup cehenneme doğru koşmandan dolayı biz de arkandan koşuyoruz. Bu sözümüzü sana ulaştıracağız diye bağırıyoruz biz. Dört elif miktarı bağırmamızın, çağırmamızın sebebi de bu. Ya eyyuhel kafirun.
diyoruz. Şimdi o da koşturuyor cehenneme doğru. Cehenneme doğru koşturmasının nedir koşturması? Bütün Kur'an'ın yasaklarını kanunla koruma tarafına gidiyor. Ya böyle inatlaşma olur mu? Uyuşturucunun her çeşidini kanunla satıyorlar, alıyorlar, veriyorlar, şey yapıyorlar. Ege kenarında bir demin şehre konferansa gittim. Konferanstan sonra bir otelde kalacağız ya. Otobülün lobisinde oturuyoruz. Şehrin ileri gelenleri var. Bir tane doktor var. Ünlü bir doktormuş. İstanbul tanırmış adamı. Bir sahada tanıyor, başka bir sahada. Sayın hocam, bana yani bu uyuşturucuyla mücadele için dini araya sokmamak lazım hocam. Sayın hocam, bilim, ilimle yani eğitimle çocukları ilkokuldan üniversiteye kadar uyuşturucu eğitimini verirsek bu iş önlenir. Dedim ki bak, Türkiye'de kültürlü kabul ettiğim 100 tane adam bu dedim. Seç yani. 100 tane Türkiye'de seç, adam seç. Bu adamlar kültürün zirvesinde. Yalnız bunu demeden önce dedim ki şarap uyuşturucu mu? Doktor adamsın, uyuşturucu dedi. Viski uyuşturucu mu? Uyuşturucu. Diğer şampanyası, vodkası uyuşturucu mu? Bunlar uyuşturucu dedi. Dedim ki Türkiye'de en kültürlü 100 adam seç. Onlara uyuşturucu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz diye soralım. Dedim, ben kaybettim dedi. %70 içeride. Buyur, kültür onu engellememiş. Sen tıp doktoru olarak, dünyadaki kaç milyon doktor olduğunu ben bilmiyorum. İstatistiği vardır. Hocam, benim bir psikolog hocam, doçenttir. Ve öğrencilerin sınav dönemi amfetamin, yani organik uyuşturucu kullanmasının zihni hızlandıracağı için yararlı evet. olacağını söyler. Tamam, işte buyur. Yani bilir mi? Okumuş adam bu da. Ama dedim, bu şehirden İzmir'e varıncaya kadar 100 tane cami minareyi gör, hocaya sor dedim. 100 hocaya sor, uyuşturucu kullanıyor musun? Kullanmıyor musun? Bir tanesi kullanmaz. Bir tanesi. Peki hoca, nedir bir seviyesi? İmam Hatip mezunu, bir de ilahiyat mezunu. Çoğunlukla İmam Hatip mezunu. İmam Hatip mezunu olan bir adam uyuşturucuyu kullanmıyor. Yani fuhşun her çeşidini kanunla korur hale gelmiş. Yani cehenneme doğru yol alıyor. Biz de arkasından koşturuyoruz. Ya nereye gidersiniz? Gavurlar gitmeyin oraya. Nereye gidersiniz? Oraya gitmeyin diye bağırma işlemidir bu bizim yaptığımız. Bu işi yaparsanız siz kafirlik sizi cehenneme götürecektir. Yapmayın, etmeyin. Gidiyor yine. O zaman biz kendi çevremize diyoruz gayri. Onlara da diyoruz da kendimize. La a'budu ma ta'budu. Ben diyoruz burada. Ben la a'budu. Çünkü ben dememin sebebi başta kul dedi çünkü Rabbim. Sen söyle. Hepimizi teker teker görevlendirmiş oluyor bu konuda. Geçen ya şeyde biz kelimesini dedik ya. İyyâke na'budu. Biz kelimesini kullanacağız. Onu ne zaman? Evimizde, ailemizde, çevremizde ortak iş yaptığımızda ben yok, biz diye konuşacağız. Ama Rabbim burada diyor ki bana, sana, her okuyana sen söyle diyor. Şimdi bana söylemiş, ben okuyorum. Bu akşam yine yatsı namazımızda okuduk. Ben yine okudum sünnette. Kul ya eyyühe kafirun deyiceğim. La a'budu. Ben kulluk yapmam. Ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Onların taptığı kim? Lat, Menat, Uzza derken bizi yalnız ilkokulda okuduğumuz tarih kitabı biraz benim dönemde vardı tarih kitabımızda. Şöyle siyah beyazdı zaten şey fotoğraflar. Bir tane taşın fotoğrafı çekilmiş de bu Lat'tır diye Römek gelmişlikler de buna taparlardı diyor. Yanlış şartlandırılmışım yalnız. Taşa taparlarmışmış. Taşa tapma diye bir şey yok. O Lat, Menat ve Uzza önceden yaşamış insanlar. Onu Hicri 3. asırda yaşamış İbnül Kelebi Kitab-ül Asnam, Putlar Kitabı diye.
kitap yazmış. Yani bundan 1100 yıl önce Putlar kitabını yazmış. Ankara İlahiyat Fakültesi de bundan 40 yıl önce veya 45 yıl önce hem Arapçasını hem Türkçesini beraber bir kitap halinde yayınladı kitabı. Kitabı aslında Putlar kitabı. Daha önce yaşamış insanların heykelleri onlar. Mekkeli müşriklere yahu Allah'a kulluk yapın dediklerinde onlar diyorlar ki bel nettebi'u ma vecedina aleyhi abaena. Biz atalarımızın izinden gideriz diyorlar. Yani Allah'ın dediğini tutmayız, filan filan filanların dediğini tutarız. Yani insanların dediklerini tutarız diyorlar ve kafir oluyor. Biz de mümin olabilmek için diyoruz ki la a'budu ma ta'budu. Sizin taptığınıza ben tapmam diyorsun. Diyorsun sen. Ben diyorum, ben diyorum. Yani sureyi ben okuduğumda ben diyorum. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Bu gidişle siz de benim kulluk yaptığım, ibadet yaptığım Allah'a kulluk yapmıyorsunuz, ibadet yapmıyorsunuz. Şimdi sevgili Peygamberimizin ashabından birine ya Resulallah yatacağım ben ne yapayım demiş. İza eveyte ila firâşike yatağına uzandığında fel yakrak kul ya eyyuhel kâfi Kulya Yüvel Kafirun suresini oku. Fe innehâ berâetüm mineşşirk. İnsanı şirkten uzak tutar bu sure. Bu sure insanı şirkten uzak tutar. Yani yatıyorsunuz, imanla yatacaksınız. Yatağımıza girdik, imanla yatacağız. Sevgili Peygamberimiz Kulya Yüvel Kafirun Fatiha suresini, Kulya Yüvel Kafirun Kulyu Allahu Ahad Kulehu'l-u Rabbil Felak ve Kulehu'l-u Rabbil Nas surelerini çoğunlukla okurmuş. Şimdi Felak ile Kulya Yühel Kafirun suresi ile Kulhü Vallahu Ahad suresi insanı şirkten uzak tutar. Kulya Yühel Kafirun bir kelime-i tevhidi düşünün. La ilahe bölümüdür. İhlas suresi de illallah bölümü. Yani bir la ilahe kelime-i tevhidin açıklanmış halidir, şerhi gibidir. Onun için ashab-ı kiram bu sure ikisine, kul huvallahu ahad ile kul ya eyyuhel kafirun suresine mukaşkışeten suresi demişler. İki sure bunlar. Nedir? Şirk pisliğini temizleyen sure. Kaşkaşe temizledi manasına gelir. Bu iki sure şirk, Allah'a ortak koşma, pisliğini temizleme manasına. Arap cahiliye döneminde bunu bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara söylerlermişmiş. Mesela Arapça hadisi şerh edenler katran kelimesi uyuz hastalığına iyi gelir. Bunu bizim köyler bilir. Porosların eteğinde olanlar bilir. Şeyden yapar, katran ağacından, katran ağacı diye çama benzer ağaçlar vardır. Onun şeyi akar ve ondan katran meydana getirilir. Uyuz hastalığına da iyi gelir. O günün ilacı. Günümüzde de ayrı ilaçlar, ilaç sanayi kullanıyor ama nereden yapıyor onlardan? O tür şeyleri malzeme olarak kullanıyor. Yani bulaşıcı hastalıklara, mikropları temizleme konusunda biliniyor günlerde, mikrop biliniyor. Onu temizlemenin o günün şartlarında ilacı vardı. Ona kaş kaşe kelimesini kullanılmışmış. Temizledim o şeyi, hayvanı, o bulaşıcı hastalıktan temizledim derken kaş kaşe kelimesini kullanılmışmış. Bu Kafirun suresiyle İhlas suresi de nazil olunca buna mukaş kaşe tarafı. İnsanı şirk pisliğinden, şirk mikrobundan temizleyen iki sure diye. Felak ve Kulehu'l-u Rabbil Felak ile Kulehu'l-u Rabbil Nas sureleri de onlar muavvideten, Allah'a sığındıran sureler.
insanların şerrinden, hayvanların şerrinden, şeytanın şerrinden, vesvesecinin şerrinden, her türlü kötülüğün şerrinden Allah'a sığınma suresidir o iki surede. Bunu bugünden itibaren okuyuverelim. Bazı alıştırmaları da şöyle yaparım ben. Mesela ilk defa okumuştum Buhari'yi okurken. Sevgili bir Hazreti Ayşe anamız diyor ki, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahleyin namaz için uyandığında ilk söylediği söz, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bilmeyenimiz yok değil mi? Müezzinlerimiz, Allah onlardan razı olsun, Kur'an okumasını bilmeyenlere bile tesbih çekerken bunu ezberlettiler yani. Bunu dedim, bugünden itibaren ben de söyleyeyim dedim. Sabah namazına kalkarım, abdesti alırken aklıma gelir. Yatakta gelmiyor. Orada söyleyeyim bakayım diyorum. Derken ikinci gün yine abdest alırken aklıma gelir. Bunun yok, gelsin geriye git, yatağa yat. Yattığın yerden söyle, ondan sonra gel abdest almaya. Onu yapınca ikinci gün aklına geliyor derhal. Hemen yatakta söyleyeceksiniz. Sabahtan itibaren söylüyoruz. Bugün de evimize vardık. Yatma zamanında yatağımıza geçtik. İsterseniz oturup üzerinde oturarak yapın, isterseniz yatın. Yatarak da okuyabilirsin. Kafayı yastığa koyuyorsunuz. Fatiha suresi, Kul ya eyyühel kafirun, kul huvallahu ehad. Ayet-el kürsi eğer şeyde zamanımız olursa, ayet-el kürsi, felak ve meşeyi, felak ve nas sureleriyle yatacağız. Böylece, çünkü kendimizde değiliz gayrı. Zaten akşama kadar kendimizdeyken bile yine bizi kontrol eden Allah Celle Celaluhu, her hücremizin gıdasını veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Uluslararası siyasette de bu ayet-i kerime gündeme geliyor yalnız. Onu söyleyeyim. Yani biz farkında değiliz, okuduğumuzun, kullandığımızın farkında değiliz. Şimdi bizim diyalogcu hocalarımız, şu anda ilahiyat fakültelerinde, çeşitli fakültelerde ders veren hocalarımız, bazı yerlere gittiklerinde, efendim işte İslam şöyle, sevgi dinidir, böyle barış dinidir, siz gelseniz, boğazımızı kesseniz ağzımızı açmayız, biz kanımızı alsanız, içseniz vallahi ağzımızı açmayız, böylesini merhametli, şefkatli diye söylediler. Ama o da diyormuş ki, peki, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْضَالِينَ okuyorsunuz. Avrupa'nın bağrında 5000 cami açmıştı bizim Müslümanlarımız. Tamamında yani. Yani yalnız Almanya'da değil. İtalya'dan Norveç'e kadar, Avusturya'dan Hollanda'ya kadar devlette, yani 24 devlette veya 23 devlette 5000 cami. Bunlar cuma namazında %70'i bir araya geliyorlar. İmam Efendi gayril mağdubi aleyhim veledda. Bunu bizim siyasilere söylenmiştir bu. Bana sapık diyorsunuz diyor. 5 milyon insan bir araya geliyor. İmam Efendi bunlar sapıktır, bu sapıkların yolunu istemiyoruz diyorlar. Sen de gelmişsin, biz sizin içinize girmek istiyoruz. Bunu siyasilerimiz tercüme ederlerken kültür farkınız var dediler. Bizi kızdırmamak için. Mehmet Ali Brandt dedi ki halkı kızdırmamak için. Siyasilerimiz böyle söylüyor. Ben de oradaydım. Vallahi İslam kelimesini kullanıyorlar diyor. Yani siz Müslümansınız, giremezsiniz diyorlar. Biz de bakın yapmayın etmeyin. Bu sapıklıktır. Kendi çocuğunuzu cehenneme hazırlayın. Yapmayın anlamında söylüyoruz bunu. Biz sizin yolunuzu istemiyoruz. Ve la ene abidun ma abettim. Tekrarlıyoruz biz oradan. Ve la ene abidun ma abettim. Eğer bu devam edecekse ben biraz sesimi yükseltir, işi ayarlarım canım. Ve la ene tekrarlıyoruz. Önemine binaendir bu. Ve bir de bir mana değişikliği var. Şimdi onlar şöyle diyebilirler. Şimdi
bize benzemezsiniz. Bizim yaptığımızı yapmazsınız. Bizim taptığımıza tapmazsınız. Yani Allah'ın kararlarını, Avrupa Birliği'nin kararlarını üstünde görüyorsunuz ama zaman içinde biz sizi alıştırırız. Diyorlar. İkinci ayet budur işte. Velâ ene âbidüm mâ abettüm. Birincisi neydi? Lâ âbidüm mâ tâbidüm. Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Yaptığınız kötü şeyleri yapmam. Tamam, yapma. Diyor. Ben seni benzetirim kendime diyor. İçinden. İçinden. Yani ilk 65'te çoğunlukla gitmeye başlamıştı Türk işçileri. Avrupa Birliği ülkelerinde birlik sağlanıp her gelen işçiyi kendilerine benzetme, onların diliyle asimile etme işlemine başladılar. Bir sene sonra netice yok, 2 sene sonra netice yok, 5 sene geçmiş netice yok. Yani inançtan ayırma. Bizi sarhoş yapabildiler, bizi bazı kötü işler yaptırdılar da şeyden ayrılmıyor bizimkiler. Dinden ayrılmıyorlar. Kötülük yapıyorlar bazı kötülükler ama onlar kadar yine değiller. Sonra demişler ki ya bunu neden yapamıyoruz? Biz zenginlik, para bizde, teknoloji bizde, üstünlük bizde, adam bize çalışmaya geldi ama bizim patronun oğlu Müslüman oldu. Alman patronun oğlu Müslüman oldu. Avrupa'nın en büyük siyasi, Almanların en büyük siyasisi, büyükelçisi Müslüman oldu. 1 milyona yakın şu anda Avrupalı. Evlenme kastıyla Müslüman olanları saymıyorlar, geri döner diye. Boşandı mı geri döner diyorlar. Kendi iradesiyle Müslüman olan insan 1 milyonu geçti diyorlar. Bu bizim iyiliğimizden değil, dinimizin iyiliğindendir. Hem bizi tutuyor, hem karşı tarafı çekiyor. Sizi ileride benzetiriz diyorlar. Biz yine tekrarlıyoruz. Vela ene abidümme abedüm. Sizin taptığınıza biz ileriki zamanda da tapmayız. İsmi fail hem bu zamanı hem de gelecek zamanın devamlılığını bildiren bir isim fiildir. Onun için وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ sizin taptığınıza ben ileriki zamanlarda da tapmam. Yaptığımız kötü şeyleri de ben yapmam diyoruz. Abdullah bin Huzafetü's-Sehmi, sevgili Peygamberimizin büyük elçi olarak gönderdiği bir mübarek zattı, sahabeydi. O bir tebliğ için gittiği de, mektup göndermek için değil. Daha sonraki Hazreti Ömer zamanında tebliğ için bir seriye halinde, yani 10 kişilik, hem kendileri bir vurucu güç hem de vardı, yani kendileri korkmayan bir rakam o. Bir Hristiyan diyarında bunları esir almışlar, aç bırakmışlar, domuz etini koymuşlar, ye demişler, yemem demiş. Bilenin biri demiş ki, oğlum dinimize göre zaruretten dolayı yemeniz dinen caiz değil demiş yani. Demiş ki, sizi sevindireceği için yemiyorum. Dine göre bana dinim izin veriyor buna ama bu herhalde meyletti bize, Hristiyanlığa dönecek galiba. Sizi sevindirmek dahi istemiyorum demiş. Demişler ki, mesela katran kazanını kaynatmışlar, içine atacağız seni demişler, atın demiş. 1000 tane, ondan kalmadır bu söz, 1000 tane saçım adedince başım olsa ben buraya girerim cehenneme girmemek için demiş. Burada bir anda öleceğim ben. Ben bir an dedim, nedir orada azap çekeceği? Ki çekeceğine de inanmam çünkü sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Şehit, şehit olurken çektiği acı ızdırap, karıncanın ısırması kadar bir acı duyar diyor. Yani Hazreti Hamza'yı kulaklarını kestiği, burnunu kestiği, ciğerini çıkardı. Onu şehit eden adam, sonradan tibbi, tabi sahabe-i kiramdan oldu onun için. Ona da radıyallahu anh diyoruz, dua ediyoruz. Biz kindar değiliz yani. Kindar değiliz, biz dindarız. Hazreti Hamza'yı şehit eden adamın zatı da salihler arasında, sahabe arasında sayıyor. Ona da hayır dua
ediyoruz biz. O da demiş ki, Müslüman gavurken Müslümanların en büyüğünü öldürdüm. O sahte peygamber, Hazreti Ebu Bekir'e karşı harbi ilan edip de bayağı bir zarar veren adam, Müseyleme'yi öldüren de o. Müslüman olduktan sonra da gavurların en büyüğünü öldürdüm diye kendini teselli edermişmiş. Allah ondan da razı olsun. Fakat sahabenin birini atmışlar, tam böyle ateşe, kaynar suyun katranın içerisine bırakırlarken, katranın, niye katran? Sudan daha fazla sıcak o kaynağı, ateş yakma özelliği daha fazla. O zaman Müslüman gavur olmamış da, papazın alnından öpersen serbest bırakırız demişler, öpmüş. Yolda gelirken hep dalga geçmişler. Papazın alnından öptüm, papazın alnından öptüm. Hazreti Ömer'e de durum vermişler, gel demiş seni. O öpen dudağın üstündeki alnından da ben öpeyim seni. İyi yapmışsın demiş yani. Arkadaşlarını kurtarmak için bu tavizi vermişsin. Taviz değil orada gayrı o yaptığı iş. Arkadaşlarını yani tereyağından kıl çeker gibi derler ya, tereyağından kıl çeker gibi kurtarmış. Vela ene abidüm mabed. Şimdi kimseye taviz vermek de yok. Kimseye biz katı göstermek de yok. Dini biz, daha önce bir konuşmamda dedim, din biz değiliz. Sen değilsin, ben değilim. Diyanet İşleri Başkanı da değil. Din Allah'ın kitabı, Resulünün sünnetidir. Biz onu naklediyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin büyüklüğü nereden geliyor? Ayet ve hadisleri benden daha kapasiteli bir zat olması, içtihat derecesinde bilgiye sahip olması nedeniyle ayet ve hadislerden aldığını bize naklediverdiğinden. İmam Şafii Hazretleri'nin büyüklüğü oradan gelir. Onların da dayanağı kitabı ve sünnet. Onu hocamız size veya anneniz babanız öğretti. Edille-i şer'iyye kaçtır? Dörttür. Kitap, sünnet, İcma ümmet, kıyası fukaha. Asıl olan kitabla sünnettir. İcma ümmetle kıyası fukaha ona tabidir. Asıl o değildir. Asıl olan kitap ve sünnettir. İcma nerede yapacaksınız? Kitap ve sünnet üzerinden yapacağız. O olmasa icma olmaz. Onun genel kuralları olmasa icma olmaz. Onun için biz insanlara dini olduğu gibi, yani ilacın üzerinde yazar ya, şimdi şundan şu kadar miligram, bundan miligram, bu kadar miligram, miligram. Ayetler Rabbin tarafından ayarlanmıştır. Bir tanesi eksik olursa faydalı değil, bir tanesi fazla olursa zarar verir. Öyle bir şey. Ve biz katkıda bulunacak olursak ilave, bu benimki dememiz gerek. Onun için tefsirlerde ayeti yukarıya, şerhini, yani tefsirini aşağıya, hadisi yukarıya, şerhini aşağıya. Yani burası benim sözüm. Bende yanılma olur ama ayette yanılma olmaz diye insanlığa bunu, yani Müslümanlarımıza da, diğer insanlara da bunu duyuracağız. Bizimkiler böyle bir tavizkârane, hatta bunu Papa değerlendirmiş, yani bugünde de gazetede okudum. 280 tane dünyadan diyalog için Vatikan'a, Roma'ya gelmişler. Salonda gelip onlara görünmemiş bile Papa ama vekili gelmiş, demiş ki madem buraya kadar gelmişsiniz, hadi hep beraber bir şey çıkaralım demişler. Yani Hristiyan olun demişler. Adam benim söylediklerime inanmaz. Mesela İstanbul müftümüz, müftüm derken bu şahsı tanımıyorum ben yani, şahsen tanımıyorum. Şahıs olarak söylemiyorum insan bir şeyi. Herhangi bir müftümüz, herhangi bir Diyanet İşleri, ve Ömer Nasuhi Bilmen üzerinde de konuşalım canım, sevdiğimiz, saydığımız. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca hem İstanbul müftülüğü yaptı, hem Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Avrupa'ya gitse böyle tavizkar cümleler kullansa yaranabilir mi? Yaranamaz. Sen ölücüsün. Öleceksin yani sen.
Ama senin diyor, bana dayattığın kitabı ben okudum. Orada bana diyor ki, sapık. Veleddallin diyor. Sapık kelimesini bana kullanıyor diyor. Ve ya eyyuhel kafirun diyorsunuz diyor bize. Ya eyyuhel kafirun diyorsunuz diyor. Peki ne diyeceğim? Ne diyecek? Hani siyasiler bile, ya bakın ben size, Özal döneminde giden bir heyet bunu demiş, bakın ben, eşim, beraber geldik demişler. Biz yani niye almazsınız? Bak size benziyoruz demişler. Siz uzun zaman ülkede kalacak mısınız? Başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar 100 yıl, 100 yıl yaşayacaklar mı? Eceli gelir ölecek, seçimi kaybedecek, görevden alınacak. Kim devam edecek? Millet devam edecek. Millet ne yapıyor? 5 vakit namazı kılanlar günde 40 defa 5 vakit namazında veledba gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Allah'ın gazabına uğramış Yahudiler de sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz. Hocam onlar eskide kalmışlar. Yani Haçlı seferleri filan. Şimdiki yapılan ne? Şimdiki yapılanlar ne? Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Hatta demişler ikinci derecede yetkililer. İstiklal maaşınızdan şimdi kaldıracaksınız. Ulusun böyle bir iman nasıl bu? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Ulusun, ulumak kime ait? Köpeklere ait değil mi? Ulusun onlar. Tek dişi kalmış canavar onlar. Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar diyor. Böyle bir imanı da boğamaz yalnız. Yani bu İslam imanını boğamaz. Onlar yaşlanmış gavurlar güruhudur. Yaşlanmış gavurlar güruhunun da yani bir son nefeste olanın dahi Müslüman olmasını, cennete gitmesini arzu eden insanlarız. Sevgili Peygamberimiz bir Yahudi delikanlısının hasta olduğunu duyunca gitmiş ziyaret etmiş. Son nefesinde de kelime-i şehadeti telkin etmiş. O babasına baktı diyor. Babası da kafa sallamış dedirmiş. Yalnız çocuk Peygamberimizi tanıyor, Peygamberimiz onu tanıyor yalnız. Yani çocuk uzun bir süre Peygamber Efendimiz'i takip eden, yani bilen bir insan. Kelime-i şehadeti getirip ondan sonra vefat ediyor. Buyurun. Yani bizim dinimiz çıkarcılık dini değil. Son nefesindeki 99 yaşına gelmiş bir kafirin cenazesinde ölmeden önce kelime-i şehadeti telkin edip onun bile cehenneme gitmesini önleme gayreti içerisinde bir Müslüman olmalı. Ya hocam zaten öleceğim. Bir kere malın mülkü de yok. Bunun Müslümanların, vakıflarımızın, derneklerimizin faydalanacak imkanı da yok. Hiçbir şey yok. Evi de yok. Vaktimize kalacak durum dediğin aklımızdan geçirmeyeceğiz biz bunu. Bir insanın ateşe atılmasını. Hani karşıda bir çocuk ateş yakılmış, 7-8 yaşlarında bir çocuk. Bilmem ne sapığı diye de gazetelerde mi yok, meşhur olmuştu, 5-6 yıl oldu. Sonra adamı içeri attılar, 2 ay yatırdılar, sonra o devrilmiş. Buyurun, basının büyük günahlarından biri bu. En büyük cinayetlerinden biri. Teşhir ettiler, basında gösterdiler adamı. Çocuğa önce tecavüz etti, sonra yaktı diye adamı gösterdiler. Sonra da vay efendim yanlış yaptı, bir kere boşuna yatırmışız deyiverdiler. Yani bu bir sapıktı. Asıl sapıklık bunları üreten eğitim sistemidir. Sapıklık o. Bizim veladdalinimiz onu ifade eder. Bataklığı kurutmaya yöneliktir. Sapıkları üreten İnkarcılığın adı dalalet dediğimiz, Kur'an'ın ifadesiyle dalalet dediğimiz şey, sapıklık. Yani inançta sapıklık oldu mu gerisi gelir. İnkarda olduğu zaman gerisi gelecek demektir bunları. Hocam Avrupa'da olmuyor. Avrupa'da oluyor bunlar da kanunlaştırmış bütün suçları. Kanuna göre işte hareket ediyoruz efendim biz.
diyorlar. Biz de diyoruz ki evet kanuna göre ama Allah Celle Celaluhu kanununa göre biz. Nasıl ki hayatımızı hava alırken Rabbimin kanununa göre hareket ediyoruz. Güneşin gıdası güneşten gıdamızı alırken Rabbimin tabiat kanunlarına göre gıdamızı alıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz tamamı Rabbimin tabiat kanunlarındadır. Bizim sosyal hayatımızı da, aile hayatımızı da, uluslararası ilişkilerimizi de biz Allah Celle Celaluhu'nun koydukları kurallara göre yapmayı kabul etmişiz. Gönlümüz onu istiyor şu anda yapamasak bile. Gönlümüz onu istiyor. Biz de sizi istemiyoruz öyleyse. Hadi ben leküm dinikum. Veli edin manası olur. Sizin dininiz size. Benim dinim bana. Bu şu anlama değil yalnız. Defolun gidin anlamına değil. Şimdilik çünkü zaten sebebin üzülü var ayetin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği hemen hemen her eve ulaşmış. Başta hiç hesaba bakmamışlar Peygamber Efendimiz'i. Yani ya bir işi olsun bayağı, barışsın demişler. Hazreti Ali Müslüman oldu. Hazreti Hatice Müslüman oldu. Biri kadın, biri çocuk. Ne olacak, bir şey olmaz. Hazreti Zeyd Müslüman oldu. Zaten onu adam yerine koydu. Kölelikten geldiğinden dolayı insan saymıyorlar onu. Bir şey çıkmaz demişler. Hazreti Ebu Bekir Müslüman olunca demişler ama o ılımlı bir adam bizimle de geçinir, onunla da geçinir demişler. Hazreti Ömer'in Müslüman olması işi biraz daha ciddileştirmiş. Her evde birer Müslüman, genelde gençlerdir yalnız onu söyleyeyim. İlk Müslüman olanların çoğunluğu %70'i gençlerden meydana gelir. Şu anda da dünya genelinde Müslüman olanların çoğunluğu yaşı 40'ın altında olanlardır. Öbürlerinde biraz gavurluk nasıl bağlıyor? Ondan dolayı yani gavurluğun zirvesine çıkmış. Olmayan yok mu? Var ama azdır. Peygamber Efendimiz zamanında da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir Müslüman oldu. Babası Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Yani gavurluğunda sonuna kadar direndi. Ya Resulallah getirdim babamı Müslüman olacak demiş. Sevgili Peygamberimiz bambaşka bir insan canım. Keşke getirmesen de ben gitseydim demiş. Yaşlı ya. Keşke getirmeseydim de ben gitseydim. Orada kendine işaret getirmiş. Yani sorun, gençlik sorunu Türkiye'mizde var ama ihtiyarlık sorunu gençlik sorunundan çok fazladır. Bütün insanların ayarını bozan kanunları çıkaranların yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Uyuşturucu ticaretini yapanların, beyin takımın, parayı kazanan takımın yaşı 50'nin üzerinde. Mafyanın yaşı 50'nin üzerinde. Her türlü pisliği götürenleri gelip giden gençlere hizmet ettiriyorlar. Oğlum şunu şuradan al, onu oraya götür, telefonla talimat veriyorlar da onlar gençler ne yaptığını da bilmez. Hani bizim bir arkadaşın çocuğu Ankara'ya gitti. Orada ne yaptım oğlum dedim ben ya valla ne yaptığını da bilmem ben. Şu parayı şuraya götür, orada şu malı al gel, çanta getiririm götürürüm. Sonunda bir şeyler sezmiş var mı? Yani beni kullanıyorlar diye geçmiş, Ankara'dan çekmiş gelmiş. Yıllar önce bu. 30-35 yıl önce karavana geri geldi. Yani beni çantayla oraya buraya götürüyorlar diyor. Oradan çantayı veriyorlar, alıyorum ben. Demek ki yanlış iş yakalandığında ben şey olacağım. Yani burada kabahatı çocuğun değil gayri. Yukarının. Onun için yaşlılık sorunu vardır. Yaşlı insanlarımıza yönelik hizmeti de beraber götürmeli. İlk Müslüman olanlar bunun en iyi örneği. Hazreti Hatice, kadınlar ihmal edilmeyecek. Hazreti Ali, gençler ihmal edilmeyecek. Hazreti Zeyd, işçiler ihmal edilmeyecek. Hazreti Ebu Bekir, hem yaşlılar hem de zenginler ihmal edilmeyecek. Türkiye'nin zenginlerine yönelik hiçbir hareketimiz var mı? Bir tane var mı? Çok zenginlerimize yönelik bir tebliğ faaliyetimiz var mı? Yok. Yok, ben duymadım bu kadar. Kulağın da her yere açık olmasına rağmen ben duymadım bunu. Yapılması gereken bir şey yani bunlar.
Lekum dinikum veriyedin şu hali bakalım. Siz kendinize göre, biz kendimize göre. O şeyi reddetmedi. Ya, Peygamber Efendimiz'e gelen teklif. Her evde birer Müslüman olmaya başlayınca kadın Müslüman olmuş, kocası Müslüman değil. Oğlu Müslüman olmuş, adam anne baba Müslüman değil. Kız Müslüman olmuş, kardeşler Müslüman değil. Peygamber Efendimiz'e gelmişler, demişler ki gel bir sene senin Rabbine kulluk yapalım, bir sene de bizim putlara, yani putlar değil de onun kuralları var. Kurallar yerine gelecek, yoksa orada merasim yerine getirme değil asıl olan. Onun kurallarına göre hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz de biraz mühlet istemiş. Yani bir zaman, yani düşünme zamanı istemiş. Derken bu sure nazil olmuş. Kul ya eyyüvel kâbim. Şimdilik sen onlara leküm dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bunu bir arkadaşımız, kahraman bir arkadaşımız, hala yaşar. Yaşı biraz bayağı da 85-86'ya vardı. 12 Eylül'de sürgün edilmişti liseye. Bir vardım. Üç grup öğretmenler odasında. Çoğunluğu da sürgün. Galiba devlet de bazen bunları laboratuvar gibi kullanıyor. Üç grubu da bir liseye sürgün etmiş. Çok mahrumiyet olan bir ilçe bize. Üçünün tam ortasına durdum. Benim sevdiğim bir grup var da onlar da beni tanıyorlar. Ben tam ortaya durdum. Der. Burada birbirimizle kavga etmek yok. Edeni döverim. Biraz güçlü. Namlı da yani herkes onu tanır. Herkes öğrencilere bildiğini anlatsın. Öğrenciler istediğini tercih etsin. Diyor. Kendi aramızda tartışmak da yok bundan sonra. Şimdi o iyi bilir. Gittiği lisede 8000 öğrenci otur dese oturuyor, kalk dese kalkıyor yani. İdarenin sözü geçmez, onun sözü geçecek. Çünkü çocukların ayakkabısından elbisesine kadar her şeyle ilgilenir. Maaşı oranında yalnız. Bir dernekle, bir vakıfla falan değil. Maaşı oranında. Herkesin hastalığıyla da ilgilenir. Dersleriyle de ilgilenir. Bir de kahraman tarafı var. Kahramanlık daha çok çekiyor onu. Konya valisine meydan dayağı atmış adam. O zaman tabii eskiden. Bir şey de olmamış. Ne olacak? Hiçbir şey olmadı diyor. Karakolda bir gece yattık. Polisler ellerine sağlık abi. Sabahı ne istersen çarşıdan getiririz abi. Biz sana diye. Öyle bir olay yani. Anlatacağım taraf, yani bakın burada kavga etmek yok. Hepimiz siyaset zedeyiz diyor. Biz birbirimizle kavga etmeyeceğiz. Çocuklara, çünkü bu üç fikir tartışılıyor toplumda. Herkes sunsun, çocuklar istediğini alsın. Bu fırsat bize verilsin, biz razıyız. Dünya genelinde, Amsterdam'da, Berlin'de, Moskova'da, Pekin'de, adam Pekin'le, Pekin'e sokmuyor şeyi. Doğu Türkistanlı Müslümanları Pekin'e sokmuyor adam. Ya, yani korkuyor, kendi sisteminden korkuyor. Kavga edecek durumu yok adamların. Toplamı 20 milyon, 25 milyon insan. Öbürü 1,5 milyar. 1,5 milyar. 20 milyon insandan korkuyor. Neyinden korkar? Sahip olduğu iman. 130 milyon Çinli'nin Müslüman olmasına sebep olur. Çinlinin, Çin Müslümanı bizim Türkiye nüfusundan fazla. Onun için biz kul ya eyyühel kafirunu bundan sonra okurken manasını düşünerek okuyacağız. Hocaya sorarlar, hocam namazı kılarken vallahi iki mi kıldım, üç mü kıldım? Bilemedim. Bir, sorun biri bu. İki, hocam caminin altında kahvede iki saat oturuyoruz, hiç esnemiyoruz. Tam ezan okunur, namaza başlarız, birinci rikatta Sübhaneke'yi okurken iki defa esniyoruz. Bu neden? Para sayarken de esniyor mu? Para sayarken esniyen olmuş mu hiç bugüne kadar? Bankanın veznesi hiç esnemezmiş sabah akşama kadar. Bankadaki vezne akşama kadar sayıyor ya.
bir tane yüzlük fazladan giderse şeyinden kesecekler. Maaşından kesecekler. Ondan. Ekmek yerken uyuyan var mı? Yok. Çocuklar uyuyor da ekmek yerken insanlar uyumaz. Savaş eden de uyuyamazmış. Savaş edenin can derdi var. Para sayanı mal derdi var. Namaz olsa da olur, olmasa da olur havasında. Bunu önlemenin yolu. Surenin manasını evde de biraz tekrarlayalım bir mealden veya tefsirden. Ve namazı kılarken manayı da beraber devam ettirelim. Mana bu sefer bizim hayatımıza kaynayacak bu sefer. Hayatımızı yönlendirecek bu. Mana bizim hayatımızı yönlendirecektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kişinin ayıbını örtenin Allah ayıplarını örter diyor kıyamet gününde. Defterimiz var ya, amel defterimiz, günahlar bölümünü kapatırmış. Meleklere bile göstermez dahi. Seterallahu yevmel kıyamet diyor. Allah onun ayıplarını kıyamet gününde örter diyor. Bu genelde bilinir. Oğlum ayıplar söylenmez. Bu kültürdür. Ha, kültürü oluşturan ne? Ayetler, hadisler, zamanla ecdadımız, hocalarımız çok iyi yaymışlar bunu, kültürü. Yani bir medeniyeti ayet ve hadisle kurmuşlar. Ben okudum, şeyde bir internette okudum da, çocuğum biri diyor ki, lisedeyken arkadaşlar, hiç saat görmemişiz, duymuşuz. Bazılarında var bol saati diyor. Bol saati takmak da bir ayrıcalıktı. Arkadaşımızın babasının durumu iyi olduğundan ona bol saati takmış. Şeytan da beni dürttü. Masanın üstüne koyduğunda alıverdim diyor. Çaldım diyor şeyi. Saati çaldım diyor. O da öğretmene durumu bildirmiş. Öğretmen hepimize sordu. Biz anladık. Demişler öğretmen hepsini dizmiş tahtanın önüne. Gözlerinizi yumun demiş. Yani kimde çıktığını diğerleri görmesin diye. Nasıl? Anladınız değil mi burayı? 20 tane öğrenci var. 20'sine diyor ki hepinizin üzerini yoklayacağım ama gözlerinizi yumacaksınız. Kimde çıktığını görmeyecekler. Derken birinde çıkmış, almış onu. Sahibine vermiş. Geçin yerinize oturun demiş. Şimdi diyor hep ben gözüne baktım öğretmenim, bana bakacak, hani korudum seni diye. Hiç bakmadı, hiç bana bir şey söylemedi. Aradan 25-30 yıl geçti, bir yerde karşılaştık öğretmenimle. Ya hocam demiş, niye böyle yani? Beni bir yere çekip de oğlum niye yaptın diye sorsan rahatlardım demiş yani. Demiş ki ben sende çıktığını bilmedim demiş. Çünkü ben de gözümü kapatarak yokladım seni. Bu bir medeniyetin ürünüdür. Sırları ifşa etmeyin, ayet ve hadisinin medeniyet haline gelmesi. O öğretmen şeyi bilmeyebilir. Ayet hadisi bilmeyebilir. Ama insanı bu hale getirir medeniyet öyle bir şey. Onun için manayı bilmek yeterli değil, mananın bizim hani nasıl ki yediğimiz saça dönüşüyor, gözyağına dönüşüyor veya tırnağımızda fosfora dönüşüyor, kemiklerimizde D vitaminine dönüşüyor, bilgilerimiz de bizde hayata dönüşmesi gerekiyor. Soru sorabileceğiz, soracağımız soruları verelim. Sorular bölümüne geçiyorum. Anlaşılır cümle kullandığımdan, hiç soruya mahal vermeyeceğimden değil mi? Anlamayacağım. Bir de buna dikkat edin siz de konuşurken yalnız. Toplum, yani muhatabınızın anlayamayacağı kelimeleri kullanmayın. Bazı arkadaşlarımız bunu yapar. Ya niye böyle yapan normal bizimle konuşurken bunları konuşmuyor mu? Benim hocalığımı anlasınlar. Anlaşılmaz geliyor. Ya adam çok derin de biz anlayamadık.
Adam çok derin de biz anlayamadık. Dedirtmenin yolu. Bu yol yol değil. Dedirtmen ki konuşulmaz ki. Anlaşmak, karşılıklı anlatmak. Siz de bana anlatıyorsunuz. Dilimin bağını çözüyorsunuz. Bakışlarınızı onu da söyleyeyim. Yani. Evet. Sağ olun. Var olun. Hayırlı geceler. Bir soru var. Benim bir gayrimüslim arkadaşım var. Evet. Ona ben dostum diye hitap edebilir miyim? Edebilir. Yalnız bu şey değil. Dost kelimesi bizim Kur'an'daki velayet, veli kelimesinin karşılığı olarak değil. Kur'an'da kafirleri dost edinmeyin diye Türkiye tercüme ederken dost kelimesini kullanmış ilk tercümeyi yapan zaten. Yani yanlış yapmış demiyorum ama eksiktir o. Ondan başka da bulamaz diyalarız. Mesela ben onun mealinde veya tefsirinde yönetici dost edinmeyi. Yani yönetici olmasın o diyor. Zaten Kur'an'daki şeyi bir Müslümanın başına bir kafir emredici durumda olmasın diyor. Yoksa yemeğini yeme, efendim çayını içme, evinize davet edebiliyorsun, onun evine gidebiliyorsun, beraber yolculuk yapabiliyorsun. Kızını alabiliyorsun mesela, yani Yahudi veya Hristiyan kızıyla evlenilebilir mi? Kızını da alabiliyorsun. Orada günlük ilişkilerini çok iyi götürüp gidiyorsun. Şuna dikkat edeceksin, Müslümanlar yücedir diyor sevgili Peygamber. Ayet zaten... Ve entümül a'levle inküntüm mü'minîn. Mü'min olanlar en yücedirler diyor. Hadis-i şerifte el-İslamu ya'lû ve la yu'lâ aleyh diyor. İslam yücedir, onun üstüne kimse çıkamaz. Yani iki tane mü'minin başına, Müslümanın başına bir yönetici, Yahudi, Hristiyan, ateist, komünist olmaz. Olmaz. Aa, ona iş gördürür müyüz? Gördürürüz. Maaşın ne kardeşim? 50 bin dolardan çalıştırırım aylık. Bana da lazımsa işimde çalıştırırım. Teknik bilgisinden, yani dünya bilgisinden faydalanabilirim yani. Ama emredici durumda olmaz. Bize emreden Allah'tır, Resulüdür ve Müslüman yöneticidir. Müslüman yöneticidir. Bize emir verecek yetkiye sahip olan kişiler. Evet. Gece mesajı olsun.